sistemlerde şüpheli aktivitelere yönelik loglamayı nasıl yaparızı konuşacağız. Aslında asıl konuşacağımız şey direkt şüpheli aktivitelere yönelik loglama değil de şüpheli aktiviteleri nasıl tespit ederiz ve bunları izlemeyi nasıl sürekli hale getiririz? Bunu konuşuyor olacağız. Ama öncesinde bir kavram karmaşasını düzelterek başlamak istiyorum. Linux deyince aslında iki ayrı şey konuşuluyor arkadaşlar. Bunu bilenleri bir kenara koyuyorum. Bilmeyenler için burayı hızlıca geçersek konunun sonraki kısmını daha net anlayabileceğiz, daha doğru anlayabileceğiz. Linux dediğimiz şey aslında bir işletim sistemi çekirdeği, kernel'ı, modüler yapıdaki bir kernel. Linus Torvalds tarafından 1991'de public edilmiş, direkt açık kaynaklı olarak yayınlanmış. İsteyenlerin, iyi bir işletim sistemi isteyenlerin üzerine ihtiyaçlarına göre eklemeler yapabileceği bir yapı olarak tasarlanmış. Linus Torvalds'ın etrafında birleşen yazılımcılar ki biliyorsunuz yurt dışında ki yazılımcılar bizim gibi bir günde 14-15 saat çalışıp ancak geçinmiyorlar. Onlar iyi kazanıyorlar. Böyle şeylere zamanları da kalıyor. Haliyle ciddi bir destek almış. Tabii 1991'deki ortamda o zaman düşünürseniz Mac'ler var, Windows'lar var. Mac'leri biraz pahalı ve ulaşılması zor olduğu için Windows'ları da çok kısıtlı olduğu için guru yazılımcılar beğenmiyorlar. Linux herkes için bir can simidi haline geliyor ve Linus Torvalds'ın etrafında birleşerek Linux'u geliştirmeye başlıyorlar. Sonrasında bu Linux çekirdeğinin etrafında birleşen bazı dağıtımlar çıkıyor. Bunlar da piyasada Linux olarak anılmaya başlanıyor. Bu dağıtımlardan onlarcası, yüzlercesi geldi geçti ama bugün artık bizimle yaşayan, artık belli bir hayran kitlesi, belli bir geliştirici kitlesi oluşturmuş, şirketler tarafından üstlenilmiş ya da komüniteler tarafından üstlenilmiş, komüniteler tarafından üstlenilenlerde de komitten hani release'e kadar bütün süreçleri gerçekten yaygın kalite süreçlerinden geçen dağıtımlar var. Bunların başında Linux'u ilk şirketleştiren aslına bakarsanız Red Hat ve Mandriva'ydı. Mandriva için işler pek yolunda gitmedi. Bir şekilde onlar kapattılar. Ama Red Hat kurumsal olarak Linux'a ilk destek vermeye başlayan ve Linux hizmeti satarak fatura kesmeye başlayan dünyadaki ilk şirket. Arada ufak tefek şirketler olmuştur muhakkak ama bu işi globalleştiren Red Hat oldu. Arkasından Red Hat'ın yine Red Hat şirketi, Red Hat'ın bir forkunu Fedora adı altında çıkararak community'nin geliştirmesine açtı. Buradaki süreç biraz daha şöyle ilerliyor. Fedora'ya kod commit ediyor. Red Hat kalitecileri tarafından inceleniyor ve onlar tarafından publish ediliyor. Yani Red Hat Fedora'nın gelişimiyle ilgili bir şeye karışmıyor. Sadece kaliteyi takip ediyor. Yine Red Hat Enterprise olmadan önce yani Red Hat artık ben Enterprise ürünümü lisansla satmaya başlayacağım demeden hemen önce CentOS olarak bir fork'u daha çıkarıldı Red Hat'ın. Bugün Red Hat alternatifi olarak hemen her yerde kullandığımız CentOS'ta aslında Fedora ve Red Hat repolarından beslenen hemen hemen aynı ekipler tarafından gelişimi devam ettirilen dağıtımlar. Diğer tarafta Debian var. O da Red Hat kadar eski, hatta ilk Linux dağıtımlarından birisi. Aynı diye bir abimizin karısına aşkını da ifade eden bir ismi var. Deborah isimli karısıyla kendi ismini birleştirerek Debian koyuyor dağıtımın ismine. Debian zamanla çok başarılı bir hale geliyor. Hatta Debian'dan fork edilen Ubuntu yine Red Hat gibi
bir şirket tarafından geliştirilmeye ve dağıtılmaya başlanıyor. Burada kurumsal olarak enterprise level'da desteklenen, bir şirket tarafından desteklenen, ikinci öne çıkan dağıtım olarak da Ubuntu'yu konuşabiliriz. Ama Ubuntu dediğimiz şey aslına bakarsanız hemen hemen Debian'ın aynısı. Yine özellikle security işiyle uğraşanların, yani bizlerin çok sıklıkla başvurduğu İsviçre çakısı dağıtımımız Kali Linux var. Özellikle gömülü sistem bir dönem yıldızı parlayan ama daha sonra eski geliştirme ivmesini kaybeden Gentoo Linux var. Bugün gömülü sistemlerde hala çok yoğun kullanıldığını göreceksiniz. Gentoo'nun mantığı biraz daha farklıydı. Hazır paketler kullanmak yerine, derlenmiş paketler kullanmak yerine direkt sizin sisteminizde paketlerin derliyordu vesaire. O ayrı bir webinarın konusu olsun. Hatta bugün hemen hepinizin elindeki Android, iOS cihazlarda da aslında bir Linux çekirdeği çalışıyor. Amazon'un da yine bilinen bir Linux dağıtımı var. Bugün bine yakın ciddi Linux dağıtımından bahsedebiliriz. Çeşitli amaçlar için özelleştirilmiş. Merak edenler distrowatch.com'a gidip distrowatch.com'daki listeleri inceleyebilirler. Orada hani konulara göre, popülerliklerine göre vesaire Linux dağıtımlarının listelerini bulacaksınız. Haklarındaki son haberleri, yeni gelişmeleri vesaire göreceksiniz. Ben buraya ilk 50 listesini aldım. Burayı geçmeden önce Pardus'u da analım. Pardus da ülkemizde geliştiriciler tarafından geliştirilmeye başlayan, gerçekten dünyada ses getirmiş, gerçekten çok iyi işler yapılmış bir dağıtımdı. Sonrasında bir şeyler oldu diyelim. Orada çok detaya girmeyelim. Pardus yanlış ellerde farklı yollardan yürüdü ve o baştaki doğru bir sinerji yakalamış olan ekip dağıldıktan sonra da gelişimi yavaşladı. Belki bugün durdu, belki devam ediyor. Onu çok bilmiyorum. Peki, dedik ki Linux çekirdeği ve dağıtımı, distro ve kernel nedir? En başta söylediğimiz gibi ortada bir tane Linux çekirdeği var. Bugün hala Linus Torvald tarafından denetlenen, gelişimine yön verilen bir Linux çekirdeği var. Bu çekirdeğin üzerinde bir shell var ve shell'in yanında da bir pencere yöneticisi var. Bu dağıtım dediğimiz Fedora, Ubuntu, CentOS vesaire, bunların çekirdekle bir işi yok arkadaşlar. Bunlar hala çekirdeğe tabii ki öneri ve kod ekliyorlardır. Ama çekirdeği hala ayrı bir ekip geliştiriyor. Çekirdeğin gelişimini de kernel.org sitesinde bütün tarihçesini, A'sını, Z'sini, her şeyini görebilirsiniz. İşte bu dağıtımlar bu Linux çekirdeğini alıyorlar. Üzerlerine biz son kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik topladıkları gene genelde açık kaynaklı yazılımları ve bu yazılımların, yani bu uygulamaların ihtiyaç duyduğu kütüphaneleri vesaire birleştiriyorlar ve hepsini bir arada paketliyorlar. İşte biz buna da Linux dağıtımı diyoruz. Tabii Linux dünyasında bir amaca hizmet eden birden çok yazılım var. Mesela pencere yöneticisi deyince Windows'ta alışık olduğunuz gibi sadece Microsoft'un bize masa üstünde sunduğu arayüz yerine Linux tarafında KDE, GNOME, XFC vesaire gibi onlarca pencere yöneticisi alternatifi var ve siz bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Bu dağıtımlar da tıpkı bizim seçim yapabileceğimiz gibi çeşitli pencere yöneticilerini, çeşitli uygulamaları dağıtımlarına dahil edip bize sunuyorlar. Yani mesela işte Red Hat, Fedora, Ubuntu şeyle gelirken, GNOME'la gelirken SUSE, KDE ile geliyor. Tabii burada şu parantezi de açalım. Yapısı gereği siz Red Hat'ı GNOME'la alıp ilk kullandığınız gün KDE'ye çevirebilirsiniz. Burada size kısıt yok. Dağıtım ve çekirdek arasındaki farkı sanıyorum özetledik. Şimdi geçelim bizim konumuza, security tarafına.
Amacımız neydi? Linux'ta güvenlik sağlamak ve şüpheli aktiviteleri görmek, yakalamak. Bunları da herhangi bir güvenlik aracı kullanmadan, sadece Linux'la birlikte gelen araçlarla nasıl yapabileceğimizi, nasıl önümüzü görebileceğimizi görmekti. Bunun için önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Mitre Attack Framework'ü artık içinizde sanıyorum bilmeyen yoktur. Dün itibariyle Linux matrisine baktığımızda Mitre Attack Framework'ünde toplam 159 tane teknik olduğunu görüyoruz Linux'u adresleyen. Yine burada şeye de dikkatinizi çekeyim. Discovery ve Credential Discovery en çok teknik geliştirilmiş olan başlık. Sonrasında işte Credential Access, Lateral Movement gibi gidiyor. Şimdi bu 159 tane teknikle ilgili bizim sistemimizde ne olup ne bittiğini görmemiz gerekiyor. Takdir edersiniz ki her bir teknik için tek tek bakmak için webinar değil aslında haftalar süren webinarlar serisi lazım. Biz bunun yerine tek bir teknik taktik üzerinden bakmak yerine gidip neyi nerede buluruz, nereye bakarsak neyi görürüz bunu konuşalım istiyorum. Burada da ben ikiye ayırdım. Aslında bunlar bütün seçenekler değil ama majör iki seçenek burada. Bugün baktığımızda Linux dağıtımlarını dosya paket yöneticisi bazında ikiye ayırabiliriz. RPM tabanlı sistemler ve DEP tabanlı sistemler diye. RPM Redap tarafından geliştirilen piyasadaki birçok Linux dağıtımı tarafından kullanılan. Bu arada parantez açayım, ısrarla Linux diyorum. Arada Linux, Linux vesaire gibi telaffuzlar da duyuyorsunuzdur. Biraz araştırırsanız, Google'da bakarsanız Linus Torvalds'ın da Linux'un Linux şeklinde okunacağı ile ilgili kendi sesiyle çekip koyduğu bir video var. Bu parantezi de burada açmış olalım. Linus Torvalds'ı üzmeyelim, Linux'a Linux diyelim diye bunu da belirtmiş olayım yeri gelmişken. Şimdi bu RPM tabanlı sistemler RPM paketlerini kullanıyorlar. Diğer tarafta da Debian tarafından geliştirilmeye başlayan bugün Ubuntu, Kali gibi Debian tabanlı bütün sistemlerde kullanılan DEP paket sistemi var. RPM paketleri adından anlaşılacağı üzere RPM uzantısıyla bitiyor. DEP paketleri de DEP uzantısıyla bitiyor. İkisinin paket yönetim araçları farklı farklı. Mesela RPM tarafında YUM, DNF vesaire gibi paket yönetim araçlarını kullanabiliyoruz. Debian tarafında da APT, Aptitude vesaire gibi irili ufaklı bir sürü paket yönetim aracı var. Şimdi bizim sistemimizin güvende olup olmadığını bilmek için arkadaşlar, öncelikle sistemimizin güncel olduğunu bilmemiz gerekiyor. Güncel olduğundan kastımız ne? Biz sistemimizi farklı konfigürasyonlarda kurmuş olabiliriz ama günün sonunda sistemimize ilgili dağıtımımızın reposundan bir takım yazılımlar kurduk, bir takım paketler kurduk. Bu paketlerin güncel olması bizim güvenliğimiz için birinci konu. Bunun için de RPM tabanlı sistemlerde basitçe DNF check update komutuyla sistemimizde güncellenmeyi bekleyen uygulama var mı? Bunun listesini alabiliyoruz. Burada ilk bunun listesini alabiliyoruz dedikten sonra şurayı da bir başta konuşalım ki sonra tekrar tekrar geri dönmek zorunda kalmayalım. Ben burada neyi nasıl bulacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi burada konuştuğumuz senaryoda biz herhangi bir araç vesaire kullanmıyoruz. Sadece sistem üzerinde out of box gelen uygulamalarla neyin nerede olduğunu bulacağımızı varsayıyoruz. Burada raporlama tarafı, bunları nasıl sürekli izleyeceğiniz tarafı sizin hayal gücünüze kalmış. Ama basitçe şöyle söyleyebilirim size. Bu DNF check update'in sonuna pipe mail deyip kendi mail adresinizi yazdığınızda bu çıktılar size mail olarak da gelecektir. Bu komutu birleştirip bir Chrome tab'a eklediğinizde belirlediğiniz aralıklarla bu komutlar çalışıp siz belirli aralıklarla belli çıktıları mail olarak alabileceksiniz. Ya da işte belli dosyalara yazdırmayı seçebilirsiniz gibi. Burayı ben sizin hayal gücünüze bırakıyorum. En azından bu webinarın konusu
değil. Nasıl yaptığımızla ilgili ileride örneklerini birazdan göstereceğim tabii ama şu anda burada sadece neyi nerede bulacağımıza bakıyoruz. Bakın DNF RPM tabanlı sistemlerde YUM ya da DNF check update dediğimizde bizim sistemimizin güncel olup olmadığı ile ilgili bilgi veriyor. Bizim siz mesela bu komutu çalıştırdığımız anda sistemde container D ve Anydesk'in güncellenmesi gerekiyormuş. Bu birinci konu. Güncel uygulamam var mı yok mu? Diğer konu da arkadaşlar benim sistemim aslında bu güncellemeleri otomatik yapabiliyor olmalı. Eğer production'daki bir sistemden bahsediyorsak en azından security kritik update'leri otomatik yapmasını yapıyor olacağını öngörebiliriz. Bu güncellemelerin yapılıp yapılmadığı da ayrı bir konu. Bunları da var log dizinin altındaki DNF log dosyasında bakın burada takip edebiliyoruz. Hangi tarihte hangi kontrol yapılmış, hangileri çalışmış, hangi paketler güncellenmiş vesaire. Bu dosya neden önemli? Mesela bu dosyada 3 gündür hiçbir aktivite yoksa bu durumda benim gidip şeyi kontrol etmem gerekiyor. Bir dakika, benim güncelleme sistemimle ilgili bir sorun mu var? Benim makinem neden güncellemeleri kontrol etmiyor diye gidip kontrol etmem gerekiyor. Debian tarafındaysa, yani deb tabanlı sistemlerde ise apt-list upgradable komutunu işlettiğimizde bu sistemde bize hangi paketlerin upgrade edilebileceği ile ilgili bilgi veriyor. Yine geçmişte neler olduğu ile ilgili özellikle otomatik update'leri aktif ettiysek bunlarla ilgili de varlog apt dizinin altındaki history log dosyasında hangi tarihte hangi komut çalıştı, sonucunda neler oldu gibi çıktıları görebiliyoruz. Burada şuradaki iki tane apt ve dnf log dosyalarını direkt her gün gelip kontrol etmemiz belki mümkün değil ama ileriki slaytlarda değineceğimiz FIM çalışmasında, File Integrity Monitoring çalışmasında biraz tersten düşünerek çalışmamıza dahil edebiliriz. Böylece bu dosyalarda bir şey değiştiğinde değil de bu dosyalarda bir şey değişmediğinde bizim haberimiz olacak bir yapı kurabiliriz. Ha, bu arada tercih olarak siz sisteminiz zaten otomatik güncellemeleri kapattıysanız orada yapacak bir şeyimiz yok. Bir de bilmemiz gereken başka bir detay var. Sistemimizdeki bütün paketler paket yöneticisiyle maintenance edilmiyor olabilir. Yani siz ya da hizmet aldığınız third party bir firma ya da siz developer ekibiniz gelip bir paketi RPM olarak değil de kaynak koduyla getirip sizin o sunucunuza kurmuş olabilir ve sizin paket yöneticinizin yaptığı otomatik güncellemeler bu süreci yönetmiyor olabilir. Burada yapabileceğiniz bir şey yok. Sizin sisteminizde bu tip uygulamalar hangisi bunları bilmeniz ve bunların zafiyet takiplerini kendinizin ayrıca envanterinizde takip edip yapmanız gerekiyor. Saldırganların saldırdığı ve diğer taraftan da bizi güvende tutan ikinci bir konu Linux güvenlik modeli. Linux Security Model diye geçiyor arkadaşlar. Red Hat tabanlı sistemlerde, Red Hat, Fedora, CentOS gibi tabanlı sistemlerde bunun için Selinux kullanılıyor. Selinux'la ilgili 3 tane senaryo var. Selinux disable olabilir. Selinux servisi enable olabilir ama Selinux permissive modda çalışıyor olabilir. Ya da olması gereken senaryo Selinux enabled'dır ve enforce modda çalışıyordur. Bizim sistemimizde Selinux'un enforce modda çalıştığını sürekli takip etmemiz, kontrol etmemiz gerekiyor. Bu her üçünü de se-status komutuyla alacağımız çıktıdan görebiliyoruz. Bakın şurada ses status dediğimizde Linux disable diyor. Bu istemediğimiz bir durum. Bu arada eğer makinenizi Linux makinenizi CentOS ya da Fedora Linux makinenizi
developer ekibinize emanet ettiyseniz muhtemelen ilk yaşadıkları sorunda Selinux'u disable etmeyi seçmişlerdir. Gidip Selinux'ta policy ayarları yapmakla uğraşmak yerine direkt Selinux etmeyi, özür diliyorum, disable etmeyi ya da permissive moda almayı seçmişlerdir. Ama bu bizim istemediğimiz bir şey. Selinux'umuzun enable ve permissive modda, enforce modunda çalışıyor olması gerekiyor. Sistemimizi bir kere bu hale getirdikten sonra da audit loglarda bununla ilgili değişiklikleri izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela bunu şöyle düşünelim. Şurada var log audit, audit log altında ki dosyada bakın bunlarla ilgili biz bunların durumunu değiştirdiğimizde enforcing 0 diyor, 1 de 0 oldu diyor. Bu tip durumlar için takip mekanizmaları kurmamız lazım. Mesela şunu, bu dosyada enforcing 0 değerini gördüğümüzde bize alarm üreten, bize mesela mail atan bir altyapımız olması gerekiyor. Buradan da nereye gideceğiz yine? Biraz önce konuştuğumuz gibi aslında sizin bu dosyada sürekli enforcing eşittir 0 ifadesi geçtiğinde bunu yakalayıp, bu dosyayı kontrol edip bunu yakalayıp size mail atan bir yapınız olması gerekiyor. Bunu basitçe nasıl yapabiliriz? Şuradan geri gideyim. Mesela şu komutu şöyle işletebilirdik. Buna grep eşittir 0 mail ozgur.ruzgar@.com dediğimde, evet, bunu yazıp cron joblarıma gidip saatte bir çalışacak şekilde eklediğimde her saat başı gidip bu dosyayı kaydedecek ve içinde enforcing 0 geçen satırları bana ne yapıyor olacaktı? Mail atıyor olacaktı ve ben bu şekilde birisinin gidip oradaki Selinux'u disable ettiğini görmüş olacaktım. Ubuntu, Debian Ubuntu, SUSE vesaire dağıtımlarına geçtiğimizde ise Linux Security Model olarak Selinux'un yerine AppArmor alıyor. AppArmor da aslına bakarsanız aynı işi farklı yöntemle yapan bir araç. Burada da yine AA status ya da önce AppArmor servisinin durumunu sorgulayarak aktif olmasını sağlamamız gerekiyor. İkinci olarak da AA status komutuyla bizim ayarladığımız profillerin devrede olduğunu, çalışır durumda olduğunu raporlamamız gerekiyor. Ve bununla ilgili durumları da yine biraz öncekine benzer şekilde audit loglarda, varlog audit, audit log dosyasında takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özetle AppArmor'daki konfigürasyonumuzla ilgili bir değişiklik olduğunda bizim bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir diğer konu, bütün Linux dağıtımlarında artık varsayılan olarak gelen firewall uygulaması. Burada şöyle bir parantez açalım. Bu firewall'ların hepsi arka planda aslında IP tables'ı, Linux çekirdeğindeki firewall'ların IP tables'ı kullanıyorlar. Bunlar aslında IP tables'ı yönetmek için geliştirilmiş, işleri kolaylaştırmak için geliştirilmiş arayüzler. Red Hat tabanlı sistemlerde firewall D servisi bu işi yönetiyor. Birincisi Firewall D servisimizin aktif olması gerekiyor. Firewall D servisi disable olduğunda ya da stop durumda olduğunda bizim bunu kendimize raporlamamız gerekiyor. Bununla ilgili çıktığı da systemctl show firewall D komutuyla Red Hat tabanlı sistemlerde görebiliyoruz. Biraz önce örneğini verdiğimiz şekilde basitçe bunu kendini cron job'a ekleyip kendinize sonuçları mail attırabilirsiniz mesela, ya da bunların çıktılarını bir dosyaya yazıp o dosyayı günün sonunda kendinize mail attırabilirsiniz ya da gidip kendiniz o dosyaya bakabilirsiniz. Orada yapılabilecekler
sizin, bizim hayal gücümüzle sınırlı. Benzer şekilde Firewall D'nin yerine Debian Ubuntu tarafında Ubuntu Firewall alıyor, UFV alıyor. Burada da servisin çalıştığından emin olmamız, aktif olduğundan emin olmamız gerekiyor. Servisle ilgili durumları da, servisin aktif olup olmadığı ile ilgili durumları da varlog syslog dosyası altında şurada işaretlediğim anahtar kelimelerle ne yapabiliyoruz? Takip edebiliyoruz. Yine bu dosyayı belli aralıklarla grepleyip işte stop it anahtar kelimesiyle grepleyip eğer varsa kendimize rapor çıkartabiliriz arkadaşlar. Şimdi biraz önce bahsettiğim Firewall D ve Ubuntu Firewall, bu ikisi IP tables'ı süren servisler. Ve fark ettiğiniz üzere biraz önce gösterdiklerim sadece bu servislerin çalışmadığı ile ilgili kontrollerde. Bir de IP tables'ın yaptığı işleri, işte blokladığı, reject ettiği vesaire trafikleri bize raporlamasını isteyebiliriz. Bunu basitçe ilk satırda gördüğünüz şu komutla IP tables'ın bizim için log üretmeye başlamasını sağlayabiliriz. Eğer kritik bir subnetimiz varsa sadece o kritik subnetle ilgili log üretmesini isteyebiliriz. Ya da buradan üretilen logların level'ını istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ya da daha sonra bu logları log dosyasında süzebilmek için kendimize ait, kendi anlayacağımız bir prefix ekleyebiliriz. Mesela buraya işte suspect demişiz de buraya ne bileyim printer network'ü de yazabilirdim. Sonra da gidip şu aşağıdaki varlog Red Hat sistemlerde varlog messages dosyasında ya da Debian sistemlerde varlog conlog dosyasında işte suspect ya da printer network ifadelerini arayıp Linux'un kernel'daki IP tables firewall tarafından üretilmiş logları da görebilirdim. Artık tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeyelim. Bunları otomatik olarak kendimize raporlayacak altyapıları da kurmak mümkün. Evet, firewall vesaire tarafını geçtikten sonra, Linux Security modeli geçtikten sonra bizim için önemli olan aktivitelerden bir diğeri dosya dizinler ve bunların izinleri. Bir Linux dosya, Linux sistemde ls-a dediğinizde ya da basitçe ll deyip enter'a bastığınızda bulunduğunuz dizindeki dosyaları listesini verir size. Şimdi bu dosyalar için burada tek bir tane dosya için örnek bir satır koydum buraya. Burada basitçe dosyanın izinleri, işte hangi tarihte modify olduğu, dosyanın adı, uzantısı ve dosyanın size'ı gibi bilgileri görebiliyoruz. Şurada gördüğümüzde hangi user ve hangi gruba ait olduğu şeklinde. Bakın şurada çeşitli rakamlar görüyoruz. Bunları read, write, execute şeklinde okuyabilirsiniz. Bu read, write, execute'un ilk üçlü grubu dosya sahibinin yetkilerini, izinlerini belirtiyor. İkinci üçlü grup dosyanın sahibinin ait olduğu grubu, yani şuradaki grubun yetkilerini belirtiyor. Burada üçüncü grupsa dosyanın sahibi ya da grubu olmayanların dosya üzerindeki haklarını belirtiyor. Mesela bizim bu test.txt dosyasını sahibi okuyup yazıp çalıştırabiliyormuş. Gruba dahil olanlar, ZGR grubuna dahil olan ama ismi ZGR olmayan user'lar sadece okuyup çalıştırabiliyormuş. Diğerleri de aynı şeyi yapabiliyormuş. Bu dosyanın izinlerinin desimal gösterimi de 755. Peki bu 755 nereden geliyor? Burası da çok kafa karıştırdığı için mümkün olduğunca açıklamaya çalıştım bunu. Bakın burası da şuradan geliyor. Her bir read yetkisi için 4. Her bir write yetkisi için 2. Her bir execute yetkisi için 1 tanımlıyoruz. Ve bunları topluyoruz. Mesela şurada gelelim. Read için
4, write için 0, execute için 1 eşittir 5. Ya da burada tamamını vermişiz bakın. 4, 2, 1 daha 7. Ne oldu sonuç? 755 oldu. Sahibi 7, grubu 5, diğerleri 5. Yani ben gidip bu dosyayı change modda, bu dosyanın modunu 777 yaparsam ne oluyor? Sahibi de, grubu da, sistemdeki herkes de bu dosyayı okuyup yazıp çalıştırabiliyor. Bunlar dışında bir de lz-l komutuyla görebileceğiniz 2-3 tane daha konu var. Bunlardan birisi suite biti. Bunu 4 ile gösteriyoruz. SGID biti, bunu 2 ile gösteriyoruz. Bunların toplamını da 6 ile gösteriyoruz. Bir de bu slide'a neden koymamışım? Sticky bitimiz var. Onu da 7 ile gösteriyoruz. Bir sonra mı? Evet. Şimdi bir dosyanın sticky biti 1 ise sadece sahibi dosyayı silebilir arkadaşlar. Özellikle kullandığınız Linux sistemlerde gidip temp dizinine baktığınızda temp dizini sadece sticky biti 1'dir. Sadece root kullanıcısı bu dizine silebilir. İçine baktığınızda da içindeki dosyaların tamamı hangi kullanıcı set ettiyse, hangisi kullanıcı oluşturduysa o kullanıcının silebileceği şekildedir. Suite biti set edilmiş bir dosyayı herhangi bir kullanıcı uygulama sahibinin haklarıyla çalıştırabilir. Yani ben şu test.txt dosyasını, suite bitini set etmişsem, Hüseyin gelip benim dosyamı ZGR haklarıyla çalıştırabilir. Yani şuradaki X'i kaldırsam bile Hüseyin benim haklarımla dosyayı çalıştırabilir. Eğer grup bitini 2 yapmışsam benim grup haklarımla da çalıştırabilir. Benim grubumun sahip olduğu bütün yetkilerle bu dosyayı çalıştırabilir. Eğer ikisini birden set etmişsem, yani suite bitini ve SG biti 6 dediysem toplamda, hem grup hem kullanıcı haklarıyla çalıştırabilir. Eğer bu bitler sıfırsa, yani set edilmemişse, Hüseyin bu dosyayı sadece şurada other'da execute yetkisi varsa çalıştırabilir arkadaşlar. Bunun da gösterimi o biraz önce hesapladığımız 755'in başına bir tane daha değer ekleyerek yapılır ayarlanması ve gösterimi. Şimdi neden anlattık bu kadar şeyi? Sistemimizde bizim şuradaki oktalı 7 olan, bakın şurada diğerleri için read, write ve execute hakkı olan bir dosya mantıklı değil. Sistemimizde böyle bir dosyanın özel bir ihtiyacımız yoksa olmaması gerekiyor. O yüzden bizim çeşitli dönemlerde lokal diskimizdeki dosyaları tarayıp diğerleri için yazma hakkı olan, diğer kullanıcılar için yazma hakkı olan, yani aslında 777 set edilmiş dosyaları bulmamız ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu komutu, şu üstteki komutu çalıştırdığımızda tek başına bize sistemdeki bütün dosyaları vermeyecek. Eğer biz uzaktaki bir paylaşımı kullanıyorsak bunun için bir de alttaki komutu çalıştırmamız gerekecek. Bakın burada çalıştırdığımızda others için 7 hakkı olan, yani write hakkı olan dosyaların bir listesini getirmiş sistemde. Bunları gidip sistemimizden kaldırmamız gerekiyor. Sonrasında bizim için ikinci riskli konu, sistemimizde bir dosya var düşünün. Bu dosyanın herhangi bir kullanıcı, bu dosya herhangi bir kullanıcıya ait değil. Sistemimizde böyle bir dosyayı yaşatmamamız gerekiyor. Aynı şekilde herhangi bir gruba ait olmayan bir dosyayı da sistemimizde yaşatmamamız gerekiyor. Şu üstteki iki komutla sistemimizdeki kullanıcıya ait olmayan ve herhangi bir grubu olmayan dosyaları listeleyebiliriz. Sonra da bunları gidip sistemde
Ya artık bunları bir kullanıcıya atayacağız ya yani bu dosyalara bir kullanıcı grubu atayacağız ya da sistemden kaldıracağız. Zaten normal şartlarda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani böyle bir dosya bulduysanız orada gerçekten anormal bir durumda vardır. SUIT set edilmiş dosyaları sadece adminin belli durumlarda kullanmasını bekliyoruz. Yani sistemimizdeki SUIT set edilmiş dosyalardan haberdar olmamız gerekiyor. Bunların sayısının az olması ve kesinlikle bizim tarafımızdan bu dosyaların ne olduğu ve niçin böyle set edildiğini bizim bilmemiz gerekiyor. O yüzden çeşitli aralıklarla bu tipteki dosyaları sistemde arayıp raporlamamız ve bizim elimizdeki envanterle örtüşmeyen bir dosya varsa bunun neden böyle olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Aynı şekilde grup biti de set edilmiş dosyalar için aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Diğer bir dikkatli olmamız gereken konu sistemde user olarak tanımlanmış ama password'u set edilmemiş hesaplar. Bakın buradaki komutla basitçe sisteme user olarak eklenmiş ama password set edilmemiş hesapların bir listesini alabiliyoruz. Normal şartlarda burada herhangi bir kullanıcı adı görmüyor olmamız lazım. Diğer bir taraftan sistemde user ID'si etc password dosyası altında user ID'si sıfır olan ya root kullanıcısı olmalı ya da siz çeşitli nedenlerle root'u disable edip kendiniz yetkili bir kullanıcı oluşturduysanız UID'si sıfır olan bir o hesap olmalı. Yani sisteminizde birden fazla UID'si sıfır olan hesap olmamalı. Bunu da hızlıca buradaki komutla kontrol etmeliyiz. Beklediğimiz çıktı bunun boş gelmesi. Ama burada sadece root dışında başka bir şey görüyorsak bununla ilgili de aksiyon almalıyız arkadaşlar. Bu arada bu anlattıklarım hepsi aslında saldırganlar sisteme sızdıktan sonra yapabilecekleri aktiviteleri de adresleyen şeyler. Bu gözle dinlemenizi rica edeceğim arkadaşlar. Root dizini içinde yani slash root içinde root kullanıcısı dışında kullanıcıların execute yetkisi olan dosyaların olmaması gerekiyor. Bu küçük 5 script'i de bunu yapan çok basit bir script. Bunun çok daha gelişmiş hale de getirmek mümkün ama buna benzer bir script'le bu kontrolü sisteminizde periyodik olarak yapmanız gerekiyor. Yani buradaki senaryo ne? Sizin root dizinizde bir dizinin ya da bir dosyanın execute'u address olarak işaretlenmişse bu script bunları buluyor ve listeliyor. Çünkü bu istemediğimiz bir şey. Diğer bir tehlikeli durumsa home dizinin olmayan kullanıcılar. Bu durum genelde saldırganlar bu arada standart işleyişler içinde de bu karşımıza çıkabilir çeşitli durumlarda ama saldırganlar sistemde illegal yollardan kendilerine bir hesap eklediklerinde zaman zaman görürüz ki bir home dizinleri olmaz. Yani aslına bakarsanız sisteme password dosyasına eklenmiş bir user varsa ve bu user'ın bir home dizini yoksa bu bizim için anomali göstergesidir. Bu durumu da sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Kullanıcıların home dizinlerinin kendilerine özel olmasını bekleriz. Dışarıdaki kullanıcılarla yani kendileri dışında başka kullanıcıların erişimine yetki vermemiş olmalarını isteriz, bekleriz. Bu yüzden home dizinlerinde 770 ya da daha üzerinde yetki barındıran herhangi bir dosya dizim var mı? Bunu görmek isteriz arkadaşlar. Herhangi bir kullanıcı dizininizde gidip de 774, 777 vesaire bir dosya varsa bu istemediğimiz bir şey demektir. İşte bunun da olup olmadığını sistemdeki bütün home dizinlerini tarayıp çıkarmak için böyle bir script kullanabiliriz.
Evet, yine home dizimleri üzerinde beklemediğimiz bir anomali. Home dizininin farklı bir kullanıcıya sahip olması. Mesela düşünün ki ETC dizinin altında Hüseyin, ETC Password altında Hüseyin kullanıcısının home dizinini ETC, özür dilerim, Home Hüseyin olarak göstermişiz. Ama Home Hüseyin dizinine gittiğimizde o dizinin sahibi Hüseyin değil de Yunus. İşte bu bizim için anomali bir durum. O yüzden bunu raporlamak, görmek isteriz. Bir diğer anomali diye değerlendirebileceğimiz bir durum, Linux sistemlerde sisteme yeni bir user ya da grup eklediğimizde password dosyasında her user ve grup için yeni bir UID oluşmasını bekleriz. Birden fazla ID, aynı ID birden fazla kullanıcı ya da grup için geçiyorsa bu bizim için anomalidir. Bundan haberdar olmak isteriz. Bu durumda raporlanması gereken konular arasında. Dosya dizin tarafındaki anomalileri aslında anlattığımız kadar daha örnek ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani bunlar ama en olmazsa olmazları. Bunları sürekli takip edip haberdar olmamız gerekenler diye geçelim. Serinin başında özellikle bir yazdım. Sizden talep gelirse bunun devamını yapmak daha doğru olacak. Tabii talep yoksa yapmaya da gerek yok diyeceğiz. Şimdi burada File Integrity Monitoring. Bir işletim sisteminde bazı dizinler vardır. Biz sistemde güncelleme yapmadıkça o dizinde bir şey değişmez. Nedir? Mesela işte lib dizinleri bunlardır. Ya da bin dizinleri bunlardır. Bakın burada bir Linux sistemde çok bilinen dizinleri görüyoruz. Bu dizinlerin bazıları dinamiktir ama lib64 gibi dizinlerin biz güncelleme yapmadığımız sürece, sistemde bir update vesaire yapmadığımız sürece değişmesini beklemeyiz. İşte o yüzden bu tip dizinler için şöyle bir yol önerebilirim size. Bakın şu aşağıdaki komut şunu yapıyor. Verdiğimiz dizinin HomeZGR test dizininin önce içindeki dosyaların bir listesini alıyor ve bunların bir SA zoom'unu alıyor. Ondan sonra bu dosyaların yetkileriyle bir liste alıyor. Biraz önce bahsettiğimiz 644, 777 vesaire yetkileriyle bir liste alıyor. Bunun da bir sum'unu alıyor ve daha sonra bu iki aldığı sum'un tekrar bir sum'unu alıyor. Ben bu değeri bir yere kaydettim. Artık yarın gelip kontrol ettiğimde ZGR test dizininde herhangi bir dosyanın içeriği ya da sahibi ya da yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmuşsa bunun checksum'ı değişecek ve ben bu sayede orada bir şeyin değiştiğini görmüş olacağım. İyi haber buydu. Kötü haber, bu yöntemde neyin değiştiğini hala gidip manuel bulmamız gerekecek arkadaşlar. Manuel yapmak istemediğimiz durumla ilgili sonunda biraz konuşacağız. Ben önce elimizde başka araç yokmuş gibi başta söylediğim gibi devam edeceğim. Sonra bakın bu dizinler normalde bu dizinlerin bazıları profil dosyaları, RC dosyaları vesaire bunların çok değişmesini beklemeyiz. Her bir shell için bunların çok değişmesini beklemeyiz. O yüzden bunlar da değişikliklere karşı izlememizin önemli olduğu dizinler. Mesela şurada log dizinlerine gelince burada bu mantığı tersten işletebiliriz arkadaşlar. Mesela out.log dosyası değişiyorsa sorun yok da bizim için 6 saat boyunca hiç değişmediyse sorun var demektir. Bunu da bu şekilde kontrol edebiliriz. Çünkü out dosyası 6 saat boyunca değişmiyorsa ya da bizim normalimiz neyse artık 12 saat ya da 24 saat boyunca değişmiyorsa bizim sistemimiz authentication ile ilgili eventleri loglamıyor. Bununla ilgili bir sorun vardır diyebiliriz. Burada gelelim uygulama dizinleri ve kullanıcı dizinleri. Şimdi kullanıcı dizinleri oldukça dinamik dizinler. O yüzden burada bu şekilde bunların hashlerini alarak bir şey takip edemeyiz. Ama uygulama dizinlerini burada ikiye ayırabiliriz. Şöyle düşünelim. Sizin bir web uygulamanız var bu sunucu üzerinde. Web uygulamanızın içinde
Bir lib klasörünüz var. Bir işte app klasörünüz var. Bir de upload klasörünüz var. Dolayısıyla yere upload klasörünüze kullanıcılarınız sürekli bir şeyler upload ediyor olabilir ve o dosyanın içeriği değişir. Ama neyi bekleriz? Biz yeni bir kod commit edene kadar app dizinin altındaki uygulama dosyalarının değişmesini beklemeyiz, değil mi? O yüzden her commit'ten sonra o dizinin bir hash'ini alıp sonra da belli aralıklarla bu hash'i kontrol edip olası bir saldırgan aktivitesini fark etmemiz mümkün. Neyi fark etmemiz mümkün? İşte saldırgan bir şekilde web uygulamamızdaki bir zafiyeti istismar ederek içeri geldi. Uygulama dosyalarından birine dokundu. Mesela kendi shell'ini inject etmeye kalktı. Şu yaptı, bu yaptı. İşte bu durumda bu checksum'lar değişeceği için bizim de orada bir şeyler sorun olduğu ile ilgili neyimiz olacak? Fikrimiz olacak arkadaşlar. Sonra ikinci bir konu var. Sisteme yeni eklenen ya da modify edilen dosyalar. Mesela her gece 12'de saat 12.01'de bir gün önceye ait o gün sistemde modify edilen ya da yeni eklenen dosyaların listesini çekebilirsiniz. Burada ben basitçe home dizininde, kök dizinde nokta diyerek bütün sistemi örneğini vermişim ama bununla ilgili biz gidip çok böyle kritik uygulamamız için kritik yerleri ya da sistemimiz için kritik yerleri ayrı ayrı mesela şuraya var log deyip ya da var lib deyip sadece lib dizinin içine yeni bir dosya eklendiyse ya da oradaki bir dosya değiştiyse ya da nokta yerine var sbin diyerek sbin dizinin içinde benzer bir aktivite olduysa bunları ne yapabiliriz? Listeleyebiliriz. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğimiz sizin kendi uygulama dizinleriniz içinde statik kalmasını düşündüğünüz, kalacağınızı düşündüğünüz ama yine de kontrol edilmesinde fayda gördüğünüz yerleri de bu şekilde takip edebilirsiniz. Hayat kurtaran raporlardan birisidir arkadaşlar. Evet. Geldik hatalı loginlere. Ne kadar zamanımız kaldı? Hızlanalım. Hatalı login tarafında bizim için sistemimize kimin login olduğu önemli ama bundan daha önemlisi arkadaşlar sistemimize kimin login olmayı deneyip de olamadı. Linux sistemlerde genelde last be komutuyla sisteme login olmayı deneyen ama başaramayan kullanıcıların işte hangi IP'den ya da konsoldan geldiklerini, hangi tarih saatte denediklerini bilgisini alabilirsiniz. Bunun çapraz kontrolünü, Red Hat tabanlı sistemde var log audit, audit log altında user out parametresini grep edip arkasından da fail parametresini grep ederek bu logları görebilirsiniz. Bakın şurada user out, audit, last be test, fail. Ben bir siyah vesaire kullanıyorsanız burayı takip etmenizi ama manuel bakıyorsanız hızlıca şuranın çıktısına bakarak raporlamanızı öneririm. Bu arada bu kontrolü ne kadar sık yaparsanız o kadar iyidir söylemeye gerek yok. Çünkü bazı durumlarda mesela 24 saat çok uzun süre oluyor. Bir de asıl konu, şimdi şurada sistemde zaten var olmayan kullanıcıların login denemiş olmasından daha tehlikeli bir konu. Sistemde var olan kullanıcıların fail loginleri olması aslında bize bunun sayısı da çoksa brute force'u vesaire düşündüreceği için bu dosyanın takibi önemli. Kimler login olmuş buna bakmayın demiyorum ama önce last be'ye bakmak daha mantıklı arkadaşlar. Yine burada Debian tarafında da yine benzer şekilde var log dizinin altında bakın burada direkt var log dizinin altındaki saptadığımız bir kullanıcı adıyla ilgili bütün aktiviteleri sıralamışız. O kullanıcının neler yaptığının detayını görmüşüz. Bu biraz sizin yoğurt yiyişinizle ilgili. Sistemimizde hangi servisler çalışıyor? Sistemimizde önce iki konu var burada arkadaşlar. Sistemimizde hangi servisler? Enable. Çünkü Linux sistemlerde enable durumdaki bir servisin statüsü started olmayabilir. Servis enabled'dır ama ya
yönetici gidip stop etmiştir, ya saldırgan gidip stop etmiştir, ya servis bir hatayla karşılaşıp kendisi durmuştur. Yani şurada alacağımız şu çıktı, bize sistemimizde çalışmasını beklediğimiz, çalışmasına izin verdiğimiz yüklü olan servisleri gösteriyor. Sistemde CGTop komutuyla o anda sistemde çalışan, aktif olarak çalışan servislerin listesini alıyoruz. Burada hayal gücümüzü kullanalım. Şu her iki listeyi de biraz önceki örneklerle yaptığımız gibi SA256'ya grepleyip buranın sadece checksum'ını alıp bir yere kaydettiğimizde bu checksum değiştiğinde bu listenin değiştiğini anlayabileceğimiz için aynı yöntemi burada da kullanabiliriz. Tabii yok ben o kadar da değil deyip direkt bu listeleri de rapor olarak kendimize çekebiliriz arkadaşlar. Ama sistemde hangi servisler aktif, aktif servislere, enable servislere yeni birisi eklendi mi, herhangi bir tanesi çıkarıldı mı, durduruldu mu ve enable olanların içinde hangileri çalışıyor, hangileri çalışmıyor o an için, bu bilgiler önemli ve sürekli takip etmemiz gereken bilgiler. İkinci bir konu Chrome Tab dosyalarımız. Bunun için bakın yukarıda basit bir CLI komutu var. Bu komut gidip etc password dosyasındaki bütün user'ları alıyor. Her bir user'ın Chrome Tab dosyasını kontrol ediyor ve içinde bir Chrome Tab varsa onu döküyor. Burada bizim örneğimizde herhangi bir user'ın bir Chrome'u yokmuş. Buranın niçin önemli olduğunu göstermek için bunu daha önce bir webinarda paylaşmıştım. Yine paylaşayım. Linux sistemlerde yayılmış olan CroneRot isimli bir zararlının sistemdeki user'lardan birinin Chrome'larına 31 Şubat için eklediği görevi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu saldırganlar çok akıllıca bir şekilde persistency için kullanmışlar içeride. Eğer bunu bu şekilde kontrol etmiyorsanız 31 Şubat gelmeden böyle bir şeyden haberdar olmanız da maalesef mümkün değil. Yani önümüzdeki birkaç 10.000 yıl oluyor herhalde. Bir diğer konu da sistemde kontrol etmemiz gereken ghost prosesler. Ghost prosesler nedir arkadaşlar? Ben saldırganım bir şekilde sisteminizde erişim aldım. Fark edilmemek için kendime tünel açtım bir uygulamayla ya da bir shell script'le. Uygulamayı çalıştırdıktan sonra da diskten bu dosyayı sildim. RAM'de çalışıyor ama diskte yok. Bu durumda siz PS çıktısında bir şey görmeyeceksiniz. İşte bunun için sisteminizdeki ghost prosesleri kontrol etmeniz gerekiyor. Bakınız yukarıda verdiğim komutta bunu yapabileceğiniz onlarca yoldan sadece bir tanesi. Normal şartlarda şunun burada olmaması gerekiyor. Bu dosya tam olarak birisi gelmiş, test.sh isimli bir dosyayı çalıştırmış. Bu dosya şu anda ne yapıyor bilmiyoruz. Ama sonra da bu dosyayı sistemden silmiş. Diskten silinen dosya sistemde RAM'de çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu bizim istemeyeceğimiz bir şey. Ha, legal durumları var mı bunun? Muhakkak var ama zaten bunları sürekli raporluyor olduğunuzda önceki raporlarla karşılaştırıp hangisinin yeni olduğunu, hangisinin şüpheli olduğunu görebileceksiniz. Normalde netstat çıktısını takip etmemiz gerekiyor ama bu kadar detaylı bakmayalım hocam, bunun hepsini tek tek kontrol etmeyelim diyorsanız, bakın şurada netstat'ın aynısını, aynı çıktığı AVK ile sadece IP ve port bilgisini alacak şekilde döktük ve bununla ilgili bir checksum oluşturduk. Hatta bakın bir alttaki örnekte aynı dosyayı gidip direkt kendime mail attırdım. Şimdi şuradaki gördüğünüz komutu gidip Chrome'a yarım saatte bir çalışacak şekilde eklersem ne olacak? Yarım saatte bir bu stringi bana gönderecek. Ben
Benim yapmam gereken de bunun bir öncekiyle aynı olup olmadığını kontrol etmem. Yani ben sisteme yeni bir dosya, yeni bir servis eklemediysem, yeni bir hizmet çalıştırmadıysam, değil mi? Bu değerin değişmemesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir konu, bir şeyler olmadan önce değil de olduktan sonra incelerken hayat kurtaracak bir konu. Kullanıcıların history dosyaları normalde Linux sistemlerde, history'lerde arkadaşlar tarih saat bilgisi yer almaz. Basitçe gidip etc profile dosyasını, etc dizinin altındaki profile dosyasına şurada gördüğünüz string'i eklediğinizde artık kullanıcı history'leri solda gördüğünüz gibi şey değil de sağda gördüğünüz gibi başında tarih saat bilgisiyle tutulmaya başlar. Dediğim gibi bu bizim için bir şeyler olduktan sonra, buraya kadar anlattığımız konulara rağmen başımıza bir şey geldikten sonra olay incelerken gerçekten hayat kurtaran, incelemeyi çok hızlandıran, olmazsa olmaz bir özellik. Benim mesela bir türlü anlam veremediğim bir şey bunun neden default olarak gelmediği. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi şuradan bugün tek monitörleyim, dışarıdayım. O yüzden bakayım şuradan soru var mı? Pamir sormuş, saldırganın home dizinin olmamasının sebebi GUI kullanmamış olması mıdır? Temel mantık nedir? Temel mantık şudur Pamir, kullanıcı home dizini Linux sistemlerde kullanıcı eklemek aslında etc password dizin dosyasına bir satır eklemekten ibaret. Diğer kullanıcıya home dizini açılması vesaire bunlar şablonlar üzerinden yürüyen süreçler. Saldırgan legit kullanıcı ekleme prosedürünü kullanmadan direkt sisteme kendine bir user ekleyebilir. Rıfat hocam sormuş, bu metotlar SIEM kuralına dönüştürülebilir mi? Tabii ki dönüştürülebilir hocam. Şimdi birkaç dakika oraya geleceğim. Orkun Aydın yazmış. Sunum için emekleriniz için teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Daha yüzeysel bir içerik beklerken hatta ürün, hizmet, reklam, tanıtım içeriği beklerken derin bir eğitim içeriğiyle karşı karşıya kaldım. Teşekkür ederim Orkun Hocam. Webinarlarımızda bunu yapmaya dikkat ediyoruz. Ne mutlu bize. Ben de size teşekkür ediyorum geldiğiniz, dinlediğiniz için. Sistem servisleri hariç Apache Nginx web servisleri kontrol etmekte fayda var mı? Bu da şimdi ekleyeceğim konulardan birisi arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlattığım konuları bir iki tane sunucunuz varsa arkadaşlar manuel yapabilirsiniz. Bir iki sunucudan fazla varsa bu sizi zorlayacak bir şey. Basitçe bunların hepsi aynı dağıtım, aynı versiyonsa bunların hepsini bir script'te alt alta getirip dağıtabilirsiniz vesaire vesaire. Benim burada söylemek istediğim özellikle file integrity monitoring tarafında bazen bir şeylerin değiştiğini bilmekten daha önemli olan şey neyin değiştiğini bilmek. O yüzden açık kaynaklı FIM tool'larından, file integrity monitoring tool'larından birisini kullanmanızı öneririm. Hani özellikle başta söylediğimiz için burada girmedik. Out of box araçlarla neye nasıl bakabiliriz anlatmak istediğimiz için ürünlere girmedik ama hani piyasada irili ufaklı bir sürü açık kaynaklı ürün var bu tip işleri sizin için otomatize yapabilecek. Ben kendi adıma başka birisi başka bir ürüne zorlamadığında özellikle Vazuh'u çok kullanıyorum. Size de Vazuh'a bir göz atmanızı incelemenizi öneririm. Gelelim Rıfat hocamın sorusuna. Bu metotlar SIEM kuralına dönüştürülebilir mi? Hocam dönüştürülebilir kullandığınız SIEM ile ilgili. Mesela burada yaptığımız biraz önce örneğini gösterdiğimiz bütün çıktıları belli dosyalara yazdırıp sonra da bu dosyaları SIEM tarafınızdan okunmasını sağlayabilirsiniz. Tabi orada SIEM ürününüzün ne olduğuna bağlı olarak o dosyaların işte normalize edilmesi, parse edilmesi, parse edildikten sonra alarma ve kurala dönüştürülmesi konusu SIEM ürününüzün yeteneklerine bağlı. Bu kötü haberdi. İyi haber, aklı başında bütün SIEM ürünleri Linux sistemlerdeki belli
standart audit loglarını, varlog dizinin altındaki burada anlattığımız logların bir kısmını ve işte sisteminizle çalışıyorsa web server vesaire gibi servis loglarını da zaten basitçe okuyabilecek yapılandırmalarla geliyorlar. Ama mesela şey yapmazlar hocam, bunu yine sizin gidip manuel yapmadı. Hiçbir CM agent'ı gidip de home dizinin altında işte başka kullanıcının ismiyle set edilmiş dizinler var mı detayına gidip bakmaz. Bunu maalesef ona sizin vermeniz gerekiyor. Ben herkese çok teşekkür ediyorum katılımı için. Sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Bu webinardan sonra bir anket geliyor karşınıza. Sizlerden ricam, onu doldurursanız sonraki webinar konuları için arkadaşlar bizler için çok yol gösterici oluyor. Dolduran arkadaşlar için şimdiden teşekkür ederim. Doldurmayan arkadaşlar da bir dahaki webinarda ne çıkarsa bahtımıza demek durumunda kalacak. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim herkese.